Etraftan bir ton kuş sesi geliyor. Burası Trige. Buraya bayağı bir erken vakitte geldim. Havada bozuktu. İstanbul'da yağmur yağıyormuş. Burada 2 saattir oturuyorum. Saat şu an 10'a çeyrek var. Şöyle bir Trige'nin sahilini bir dolaşalım. Buranın kumsalı var mıymış, neredeymiş? Burası eski bir Rum köyüymüş. Şurada karavancılar var. Hepsi yaşlı abiler. Tek başlarınalar. Bisikletten bir kuş sesi çıkmaya başladı. Çık 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 yapıyor. Yani benim umduğumdan daha gelişmiş bir halde burası. Gideceğimiz yönde kafa rüzgarı var. Ve bu rüzgar soğuk esiyor. Dağların içinde tırmana ine gidiyorum. Çıkarken vıcık vıcık ter, inerken buz gibi soğuk. Herhalde eski bir kilise diyordu, var. Kumsal da buymuş. Taşlık bir kumsal. Neyse biz Eşkel'e doğru devam edelim. Saat 12'ye 20 var. Yolculuğumuzun 25. kilometresindeyiz. Şurada bir erik ağacı var. Acayip ekşi. Burada da kırmızı dut var. Valla ben bunu yemekten bıktım artık. Dur bir tane görümlük bir tane yiyeyim hadi. Hadi iki olsun. Trile ile buranın arası 10 kilometreymiş. Mudanya, Karacabey yolu. Burada Eğerci diyebilirsiniz. Eşkel plajı diyebilirsiniz. Bu arada bisiklet düştü.
geldi. Burayı ben de ilk kez göreceğim. Birlikte bir görelim bakalım. Nasıl bir yermiş burası. Trivye ile burası arasında iki bisikletçiyle karşılaştım. Biri yabancı turcuydu. Diğeri de yol bisikletini kapatmış geliyordu. Burada petrol ofisimiz varmış. Düt boğazıma kaçtı ya. Eşkel sahil yolu Erce Süratpınar. Ayazma sahil yolu. Ne yapacağız şimdi? Eşkel mi, Erce mi? Eşkel'e gidelim. Erce'ye de geçeriz. Hey Allah'ım ya, ben bunun köy başlangıcı zannediyordum. Mosmor bir hava vardı. O bulutlar bak şu tarafta kaldı. Ama burada şu an deli gibi soğuk rüzgar esiyor. Bu yokuş çok dik. Burayı ben tek frenle inemem. Evet. Sahil burası. Şuradaki ağaçlara kadar buradan bir ilerleyip gidelim. Ben şimdi sahilin en sonuna geldim. Limanın buradayım. Şu taşlar rüzgarı kesti. Şurada biraz ısındım. İniş acayip soğuktu. Eğer burada çadır kurabilecek bir yer bulursak burada kalacağım. Çünkü gideceğimiz yerlerin ara mesafesi uzak ve aralarda yağmur yağarsa altına girip böyle sığınabileceğim hiçbir şey yok. Bildiğiniz hep ağaçlık ormanlık yol. Parkın burası da uygun. Bak şurada çeşme var. Şu ortadaki şey dört tarafında çeşme var onun.
Sahili böyle. Denizini gördüm, simsiyah. Herkes balıkla uğraşıyor ama tutan yok. Kızı ne veriyor da düğüne geleceğiz 17'sinde. Şurada geçebileceğimiz yer var mı acaba ya? Abi böyle park mı yapılır ya? Şuradan dönsem daha karlıyım. Trilye'de pansiyon vardı. İki kişi 100 lira. Burası kaç liradır acaba? Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Bak şurada duş da var, şu yaprak gibi şey. Bu turda şu dizme taşlardan ne çektik ya? Bisiklet yoluymuş şu soldaki mavi şey. Aha, pek bir eser kalmamış. Burada fın var. Nasıl koşarak geliyor bir şey yapabilecekmiş gibi ya. Ama yukarıda esen rüzgar, aşağıda hiç yok diyeyse. Bu sahilin karavancıları nerede takılır acaba? Abi kumdan gidiyoruz vallahi ya. Bir düşersem kırılmadık şey kalmaz. Evet. Burayı geçebilir miyiz? Burayı geçemeyiz. Neyse dur ben bakayım oraya. Şöyle çadır kamp alanı diye bir yer ayırmışlar çadır kuracaklar için. Ya da bir kamp kampingin tabelası mı bu? Ya buraya çadır kurulabilsin diye yer ayırmışlar da kum burası ya. Şu hava yağar mı yağmaz mı bir belli etmiyor ki kendini. Ben şu Eğerce'ye gideyim. Şu gördüğünüz yer Eğerce. 6,5 kilometre bir yol var.
Gideyim oraya, bir de oraya bakalım. Şimdi belediyenin günahını almayalım da, bak bisiklet yolundaki kumları temizliyor. Şu dozerde, bak sahilin şurasında hiç yosun yok, bak buralarda yosun var, görüyor musunuz? Bak komple yosundu burası. Bak şurayı temizledi. Bak hala temizliyor. Demek ki burada öyle bir rüzgar var ki günübirlik buraları atıyorlar böyle. Ya da bugün temizleme günü, bilmiyorum artık, her neyse. Güzel, büyük bir sahili varmış bu Erciğin'in. Bir bakalım bakalım. Buralarda bir yerde 1-2 saat mola vereceğim. Çünkü sabah erken kalktık. Saatimin pili bitiyormuş. Pili bitince de devam edeceksem ikiye bölünüyor. Onun için burada bir yerde bir mola vereyim. Hem ben de deneyeyim. Çok köyde gezdim, indim, çıktım. Yollar da bozuk. Biraz popom da dinlensin. Kırılya'da bir işkembe içtim. Midem bir garip yaptı ya. Şöyle hızlıca bir bakıverelim. Şurada bir kahve vardı, geçtim. Oraya gideyim, biraz dinleneyim ben. Saat dolsun diye durmuştum ya, şu çantaya koydum. Sıcaktan batarya, saat şarjı kesmiş. O da şarj olmayı bırakmış, dolmamış. Daha fazla takıldım. Şu an saatimiz 3.30 oldu. Bir de şey ikiye bölündü. Saat o kadar ısınınca etkinliği sonlandırdı. Şimdi tekrar yeniden açtım. Bunu bir not düşün. Bu çeşmenin buraya geldiğinde ben denizden uzaklaşmaya başladım. Mudanya'dan buraya kadar esen rüzgar klimadan çıkan rüzgar gibiymiş ve buranın özelliği buymuş. İnanın rüzgarın esmediği bir yerde güneşte duramazsınız. Öyle bir yakıcı. Rüzgara çıktığınızda da soğuktan üşüyoruz. Az önce gölgede oturdum. İşte şarj olmasını beklerken yanıma aldım. Gölgesi buz gibi. Deniz seviyesi burası. Güneşi yakıcı yayla havası var burada. Ama bu çeşmenin buraya geldiğimde her şey değişti. Şu an sıcak, hafif bir serin rüzgar esiyor. Ben İstanbul'un bu tarafına bakarak hep oturuyordum sahilde. Bir daha bu tarafına bakarak oturmayacağım ben. Şimdi Ballıkaya'ya mı? Öyle bir yere doğru gidiyorum. Sonra hayırlarda bugünü sonlandırın diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Denizden ayrıldım. Güneye doğru gidiyorum. Niye? Çünkü benim şu karşı yola geçmem lazım. O karşı yolla bu yolun arasında tek köprü 10 kilometre güneyde. Bak şurada araba geçiyor, görürsünüz. Simav nesilini ilk defa görüyorum. Çok genişmiş. Bir de köprünün üstünden bakalım bakalım. Yalnız burada acayip güzel bir hava var. O soğuk hava yavaş yavaş etkisini kaybediyor ama şu an hala soğuk. Yani bilseydim böyle olduğunu, altıma uzun bir şey giyerdim. Ama bilmiyorduk işte. Şimdi de giysem geçecek, giysem geçecek diyorum hep.